Merhaba sevgililer, Tolle Volley'e ve yeniden görüşmeye hoş geldiniz. Süper tatlı bir saç bandı talimatına kadar bugün her şeyi çok basit ve kolay bir şekilde göstereceğim. Sabit dikişlerde süper kompakt, her zaman tığ işini sıkıca tutup renkli yün hızlıca yapıldı bile bir tane. Tabii ki kullandığım büyük tığ ve bunun nasıl olduğunu ve tabii ki hangi yünü kullandığımı burada çok güzel çığlık atan şimdi size gösteriyorum. Çok çok eğlenceli. Böylece bir kez daha TD Neon Parti örgücülerinden yün alıyordum. 100 gramı 46 metre uzunlukta. Ben harika. Burada 3 euroya aldık. Hoşça kal. 7'li ve 8'li iğneler için aslında daha büyük olanı yani 8'li olanı alacağım. 100% poliakril ve her şey süper parlak. Neon renklerinde adının da belirttiği gibi bir baş bandı yapacağım. Bu yüzden bir mezura süper pratik. Sadece bir kez kafa çevresini ölçün. Gerçekten de burada doğrudan turda ölçebileceğiniz bir tane var. Sonra buraya sabitlenir. İlk 6 santimetresi burada eksik. Bunu kullanırken dikkatli olmalısınız. Aksi halde çok kullanışlıdır. Ve istediğiniz kadar büyük çekebilirsiniz. Ve sonra düğme ile burada sıkıca çekilebilir. Ve sonra onu tam başa koyduğunuzda ihtiyacınız olan boyuta getirir. Süper tatlı. Yani baş çevresi için yaklaşık olarak yaklaşık 54 santimetre tığ işi yapın. Baş bantları için genellikle 1 veya 2 santimetre daha küçük yapabilirsiniz. O zaman da oturur. Güzel. Başta ve sadece aşağı kaymıyor. Ama retok topluluğunun adresi. Peki ne yapacağız? Ben ilk olarak başlıyorum. Etiketi aslında bırakabilirim. Öncelikle ortayı bulmaya çalışıyorum. Bir bakalım. Aha, burada. Ve bu orta nokta değil, dıştaki ipliktir. Bir kere şanssızlık yaşadım. Bakalım. Bulabilir miyim? Genellikle düğmeyi örerim ve dışarıdan örerim. Ama bu sefer dışarıdan örülüyor. Tabii ki bu da işe yarar. Ve hava zinciriyle başlıyoruz. Sanırım 5 ila 6 hava yıkama yeterli olacaktır. 1, 2, 3. Eğlenceli bir şekilde taklit etmek. 5, 6. Yani görüyorsunuz hemen çok güzel genişliyor. Bu tabii ki başınızdaki yüksekliktir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 aldım. Yükseklik için bir tane daha alıyorum. Yani şimdi 7 hava zinciri ördüm ve şimdi önceki hava zincirine geri dönüyorum. Ve oraya sıkı bir dikiş atıyorum. Yani ipliği bir kez alıyorum, sonra tekrar alıyorum ve çekiyorum. Sonra tekrar ipliği al ve çek. Teşekkür ederim. Ve sonra bunu başa veya sonuna kadar sıkı örgülerle örüyorum. Burada hava zincirimi başlattım. Ve böylece hızlıca 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıkı ilmekler öğrendim. Sonra tekrar bir hava ilmeği alırım, her şeyi çeviririm ve şimdi ters taraftan tekrar koklarım. Yani burada onu dolduruyorum. Sebze. İkinci sabit ilmek. Her zaman bir sabit ilmek yapın. Şimdi aksi takdirde ekona çal. Bir daha. Numara 6. Bir kez daha söyleyeyim. Bu iyi çalışıyor ama ben kesinlikle daha büyük bir tığ ile de örgü yapabilirsiniz. Şimdi bandana için çok iyi, çok kompakt oluyor ama yün için de rahat olabilir. Bir 10 numara tığ olması gerek. Şimdi benim kaydığımı gördünüz. Bu zaten oldukça kompakt. Yani sıraya geri dön. Merhaba.
ve sonra burada son sabit dikişimdeyim. Her zaman 6 sabit dikiş her satır için. Gördüğünüz gibi her şey süper renkli ve gerçekten neon ışıldayacak. Bunu şimdi taklit biraz ediyorum. Biraz daha ilerleyelim ve hemen bir güncelleme verelim. Sanırım yaklaşık 20 santimetre sonra tekrar görüşürüz. Size hemen göstereyim. Tüm bunlar gibi. Bu arada bu atma düğmesi şu anda santimetrelerle nasıl ilgili olduğunu. Çünkü sıfırdan başlamıyor. Altıdan başladığım için ölçmeye buradan başlıyorum. Ve burada gerçekten de 5 planlama metal olayını hazırlıyorum. Ve burada... İşte yine buradayım. Gördüğünüz gibi ölçmeye 10 cm ile yine buradan başlıyorum. Ve yaklaşık 30.000 cm'ye ulaştım. Gerçekten iyi bir göz ölçüsü var bende. Şimdiye kadar yaklaşık 20 cm kullandım. Oldukça ilginç olan şey burada biraz renk havuzu efekti var. Yani her zaman böyle yapraz yeşil, burada yukarı, arasında turuncu ile pembe. Akşam daha da... Çok güçlü değil, tam bir karo deseni falan yok ama belirli yapılar oluşuyor, çok tatlı. Ve şimdi yaklaşık şunun kadarı kaldı çift şekli burada çıkarttığım etiket. Çünkü dışarıdan tığ işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden etrafında biraz dolaşıyorum ve şimdi örmeye devam ediyorum. Sıkı arşin. Ve işte buradayım. Bir sonraki güncellememle bir ölçüm yapalım. Dediğim gibi burada 10 santimetrede tekrar başlıyorum. Ve gerçekten istediğim uzunluğa ulaşmak için 60 cm'den biraz daha fazlasına ihtiyacım var. Tam 60'tayım. Yani üzerine bir sıra daha ekliyorum. Ve sizi şimdi bir kez daha oraya götürüyorum. Ve sonra gerçekten istediğim her iki uzunluk. Yani burada tekrar 6 tane örgü yaptım. Şimdi buraya geliyor. Bir kez daha. Bir tane daha hava ilmeği ekleyin. Dön ve sonra tekrar geri dön. Hoşça kal. 5 ve 1 numara. 6. İşte istediğim uzunluğa 50 santimetreden biraz fazlasına sahibiz. Ve şimdi her iki tarafı daha bir araya getiriyorum. Bunun için bunu böyle koyuyorum. Ve burada sağ taraftaki çalışma çerçevesinde oldum. Ayrıca çok az yün kaldı, iyi hesaplandı. Ve sonra bir tane daha hava dikişi alırım. Burada üzerine geçilir ve bunu birleştiririm. Çok basit ve sadece buradan saplayın. Ve sonra her dikiş için bir kez üzerinden ve birlikte. Burada her şeyi gerçekten çok kompakt, çok sıkı bir şekilde görüyorsunuz. Ve sonra burada son dikişi bir kez daha. Ve böylece ben bitti. Bir kez buradan geçin. Burada birlikte örgülü bir alanımız var. Bu baş bandının içinde hemen yatıyor. Şu anda sahip olduğum döngüyü büyük çekiyorum. Kamera nokta bulunmak üzere. Bütün bunların bana kaymaması için ipliği kısaltırım. Sonra tamamen çıkar. Burada son ve başlangıç var. Bir sorun. Ve şimdi onları kullanabilirim. Süper pratik bir şekilde bağlanmış. Tabii ki farklı taraflarda olabilirler. O zaman bunu doğal olarak yapamazsınız. O zaman sadece normal olarak sökülürler. Burada dediğim gibi birleştirilmiş alan, başlangıç ve son hala dikilir. Şimdi her şeyi diğer tarafa çeviriyorum. Bir turu kapattın mı? Ve burada dikiş düşer ki bu genellikle arka kafa taşınır. Hemen hemen hiç göze çarpmaz. Her iki iplik dikilir ve bu şekilde bandana tamamlanır. Tabii ki yani her durumda görülen şey böyle
gerçekten buradan geçmiyor gibi görünüyorum. Yani delik yok. Gerçekten bütün bunlar güzel ısıtır. Ve tabii ki sizlere umuyorum. Umarım talimatları beğenmiş ve eğlenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıkla, abone ol ve bildirimleri aç. Ve bir dahaki seferde görüşürüz yakında. Hoşça kal.